En sevdiğim gelin adayıyla beraber damatlar evine gidiyorum. Buyurun. Mersi efendim, canım. Buyurun. Mersi. Yaşa hürmet etmek lazım. Yanlış. Kahve içecek mi tam ya? Neyse damatlar yapsın bari. Tuğçe Akın'a bir şey söyleyelim mi? Onu çok sevdiğimi söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Akın gerçekten çok kibar. Çok içten. Bazen içinde yaşıyor. Bazen sıkıntılarını dışarıya vuran bir insan değil. O yüzden de hep böyle kendi bak, kendine soru soruyor. Sana şunu söyleyeyim öncelikle. Sana oradaki söylediği söz de hani sevgili miyiz, sevgili değil miyiz? Hani o ikilemde kalıyor, anladın mı? Ben kendimden örnek vereyim. Ben biriyle tanıştım. Dışarıda veya içeride. 2 gün oldu. Öyle bir etki aldım ki. Ben de onu söyleyeceğim işte. Öyle bir işte. Etki aldım ki hani böyle sanki ona böyle sürece bindirmektense hani bırakırım yaşarım ya onu. İşte hani tamam ben de onu söyleyeceğim. Etrafından sevgili misiniz? İlişkide misiniz? Tanıma olduğuna mı girdiniz? Ne? Yani bunları onlar ilgilendirmiyor yani, anladın mı? Anladım. İzin verirsen söyleyeceğim. Ben zaten 2 haftada bu kadar yoğun duygu yaşayabileceğimi bilmiyordum ama bunun dediğin gibi süreyle bir alakası yok. Süreyle alakası olmadığı için ve ona hissettiğim duygular son derece ciddi, son derece derin duygular olduğu için artık bunu yok şu yoldayız, yok bu yoldayız değil de artık yaşamaya ve bunları konuşmamaya karar verdik. Dünkü tartışmadan sonra artık dün tak etti çünkü. Yani dün ben yine ağladım, kalktı yanımdan falan, böyle bir yükseldik birbirimize. Artık dedim ki bir de hani bu tanıma yolu bilmem ne, o sıfatları neyse işte onları düşünmeden normal duygumu yaşamaya karar verdim. Bakalım böyle ne olacak diye düşündüm. Ve bugün de onun için bir adım attım. Birbirinizi kırmayın, birbirinizi mutlu edin. Şimdi o sana birçok şey yaptı. Birazcık da sen böyle iyi davran. Birazcık da onun üzerine git. Bak bugün kırgınlık ilk adımı attım mesela. Mesela bir şey yapmam da değil, adım atmam. Ben de şaşırdım. Hani gerçekten tebrik bunları ettim. Bunları yanlış biliyor musun? Kendili içlerindeki şeyi görmüyorlar. Diğerlerine bakıyorlar sürekli. Kim ne dedi, o bunu dedi. Bizim, ve sıfatlara çok kimin odaklanmışlar. Kimin dediği değil, ben Akın'a öyle hayatım öyle ama bak. Yok. Sizin genelde kavgalarınız bu yüzden çıkıyor. İşte Sibel'le atışman, işte Didem'in dedikleri vesaire vesaire. Sibel konusu sen kimseyi takmayacaksın kafanda. Eğer onu istiyorsan, kardeşim ben seni istiyor muyum? İstiyorum. Sen beni istiyor musun? İstiyorsun. Tamam bitti. Tuğçe bir şey soracağım sana. Tabii ki. Dur ya. İyi bir şey çıkmayacak o yüz hareketlerinden ama gel sor. Yok. Kutunu açıyorum, kutundan zor çıktı. Ne? Kutunu açıyorum, kutundan zor çıktı. Yok şu anda olayların farkında. Tamam, ben kendisiyle konuştum. Tabii. Ya bana tarşı şu açıklama kalın. Tarşı takın biraz. Sizin aranızda niye derin dondurucu var da ısıtıcı yok? Niye soğuksunuz? Onu açıkladı biz ya. Biz az önce gayet iyiydik, onu açıkladım. Şu ana kadar bu sıfat mı artık neyse. Onlara kimliğe takıldığımız için belirsizlik, nesizlik. Fiil. Ama bundan sonrası için... Bir saniye Gözde'cim, muzunu yersen. Gözde sen... Bundan sonrası için... Ben yine bir şey anlamadım. Sürekli hayır, gülüyorum. Bir dakika yok, ona gülüyorum da. Bundan sonrası için tanıma yolu, bilmem ne, Tuğçe'nin yolu, Akın'ın yolu böyle bir şey yok artık. Biz Fener yolu. Duygumuzu yaşıyoruz. Tamam, ben bunu söyledim ona. Benim duygularım yoğundur. Her zaman için söyledim. Hatta peki içine kapanık bir kız mısın mesela karşı tarafa göstermek? Ben çekingenim bak sen. Çekingen misin? Burası kaç kere öptüm, mıç mıç mıç, nasıl bak, şimdi, şöyle çekingenim derken, pardon yanlış söyledim. Oh. Utanmak ayrı, çekinmek ayrı. O benim utanabileceğim bir şey değil. Duygumun arkasındayım. Ben buraya bir tane isim verdim. Helal olsun. Ve ben senin... Başka isim... Senin arkandan konuştuğum şuydu. Dedin ki, Akın dedin, Tuğçe çok güzel bir şey yapmış. Kırmızı odaya gittiğin zaman sen demişsin ilk orada ki, söyledim, ilk hemen orada söylemedim. Söylemişsin, herkesin içinde söylememişsin. Evet. Çok güzel bir şey. Ama baktığım zaman ne görüyorum biliyor musun? Sen ilişkide... Van'dasın, o Antalya'da. Bak, anladın mı? Çok uzaksınız. Hayır, aslında öyle değil. Çok uzaksınız, bizim... yemin ederim. Yok, saygım var sözlerine. Yorum yani. Öyle değil. Nasıl peki Tuğçe? Dün adam burada, bak şimdi, dün buradayız. Şey takılıyor ya, yüzükler falan. Tuğçe orada oturmuş böyle. Akın da bizim yanımıza oturmaya çalışıyor. Burada Gökhan Sibel oturuyor. Biz de Onur abi de burada. Burası ya, dolmuş, burası full. Yetit otobüsü gibi yer yok, tamam mı? Ben de orada oturuyordum. Onur da şey dedi ki Akın, abi ben nereye oturayım diye bak. O da orada görüyor, tamam mı? O da dedi ki oğlum gitsene Tuğçe'nin yanına dedi. Ya yok, bak utanmak ve çekinmeyi ciddiyordum ama. Tabii evet, sahip çıktı. Geldi buraya oturdu. Şöyle. Kaybin. Akın oturdu böyle. Sonra bu başladı. Ya böyle koydum. Bir başladı. Anladın şimdi Akın.
Bekle, eve gittik. Siz arkada bunları mı konuşuyorsunuz? Bak bak, arkada da yüzüne konuşuyorum. Eve gittik, tamam mı? Evde de diyor ki, sinirleniyor Akın. Kardeşim, Onur abine oturuyoruz. Kardeşim, ben size mi soracağım nereye oturacağım falan diyor. Burada da diyor ki, Onur abi nerede oturuyoruz? Hayda. Neyse, yarım kaldı, devam edeceğiz. Meyve yiyin, öyle devam edeceğiz. Bak, bu paket yapayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bakalım inşallah bu evde adaylarınız için gelirsiniz ha. Hadi bakalım. Hayırlısı ya. Şu an hele gelip takılıp gidiyoruz. İnşallah. Şişt, kavga etmeyin ya. Aranızda. Ne konuştun ya? Ha? Ne konuştun ya? Siz hayırdır? Yalnız baş başa konuşmalı. Ünal'la ilgili konuştuk. Ne oluyor, ne bitiyor? Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter.